Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir çarşamba gününden herkese selamlar. Bugün sizle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Dün video paylaşamadım arkadaşlar. Zaten dün de çok hareketli bir gün olmadı. Sakin geçti biraz. XRP'de ufak tefek hareketler vardı. Onlar da zaten beklediğimiz hareketler. Şimdi arkadaşlar biraz hızlı olacak bu analizimiz. Hemen Bitcoin'le başlıyorum. İşte bazı arkadaşlar soruyor tabii bundan sonra ne olacak, düşecek mi diye soran dostlarımız vardı. Yani benim kişisel görüşüm arkadaşlar, ben 10.000 seviyelerinin, 10.000 dolarların yani burada bulutun üst kısmının test edilmesini bekliyorum. Neden beklediğimi de size anlatacağım şimdi. Haftalık bazda Bitcoin'den başlarsak arkadaşlar, alt sinyallerimiz tam gaz devam ediyor. Bakın Ichimoku bulutunda kırmızı yukarıya doğru ayrışmakta. MACD'miz alımda RSI'de şu anda 70.000 seviyelerin üstüne attı kendisini. Ve arkadaşlar burada bulutumuzun üst kısmının seviyesi, bakın şu bölgenin seviyesi 10.200 dolarlara denk geliyor. Yani ben bir sonraki hedef olarak 10.200 dolarları bekliyorum Bitcoin'den. Ve bugün haberleri izliyordum. TRT1'i açtım arkadaşlar. Haberlerde mesela kripto para haberleri vardı. Kripto paralar yaygınlaşıyor diye haber yapmış TRT. Böyle Facebook'un kripto parasından, Bitcoin'den vesaire falan bahsetti. Yani giderek artık popülaritesini her geçen gün arttırıyor kripto paralar. Bu da yakın zamanda bence piyasaya yansıyacaktır. Şimdi haftalık bazda durumlar böyle. Haftalık bazda bizim bir sonraki hedefimiz, Bitcoin'in bir sonraki hedefi 10.200 dolarlara denk geliyor arkadaşlar. Ve alt sinyallerimiz tam gaz devam ediyor. Günlük baza geçersek. Şimdi günlük bazda dostlarım daha önceki analizlerden hatırlayacaksınız. Bakın şuradaki kırmızının üstünde kaldığımız sürece bizim her zaman hedefimiz yeni zirveler olur diye konuşmuştuk size birçok kez. Zaten bakın arkadaşlar biraz daha geçmişten baktığınız zaman kendisi hep bu kırmızı ve mavi destek yaptığı sürece hep yeni zirvelere gidiyor enstrüman. Bakın buralarda birçok kez bunu görüyorsunuz. Yani ne zaman bunların üstünde kalmaya devam etse enstrüman her zaman yeni zirveleri hedefliyor kendisine. O yüzden bu dirençlerin üstünde kaldığımız sürece günlük bazda herhangi bir sıkıntı yok. Gelecek hareketler düzeltme hareketi olarak gelecektir. Şimdi günlük bazda dostlarım MACD'miz alımda. RSI şu an 70.000 seviyelerine doğru yükselmekte. Ve Ichimoku bulutundan bir al sinyalimiz zaten daha 15 Haziran'da geldi. Yani şuradan 3-4 gün önce gelmiş. Zaten onun etkisi bir miktar yükselmiş. Ve şu anda da 9.200 dolarlara yakın yerlerde fiyatlanmasına devam ediyor. Yani bu fiyatın önemli olan noktası kırmızı direncimizin, kırmızı ve mavi direncimizin üstünde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu da bizim yeni zirvelere gitmek için bir sebebimiz aslında. Şimdi 4 saatliğe geçersek arkadaşlar, burada geçişken spinin bulutun üst kısmına çıkmasıyla ve hareketin de bulutun üst kısmına çıkmasıyla sert hareketler geldi. Gördüğünüz gibi belli bir seviyeye kadar yükseldik. Şu anda günlük bazda bir sat sinyaline doğru gidiyoruz ama sat sinyali gelmiş değil. MACD zaten bu seviyelerde 4 saatlik bazda bir sat sinyali üretmişti. Ama yavaş yavaş MACD'de yatıya bağlamaya başladı arkadaşlar. Yani buradaki sat sinyali gelmeden MACD'yi sata da çevirebilir. Önümüzdeki saatlerde sat sinyali gelse bile bakın şurada bulutun alt kısmının seviyesi arkadaşlar 8850, 8900 dolarlara denk gelmekte. Yani buralara kadar bir geri çekilme olursa da sat sinyalin etkisiyle panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bir saatlik baza geçersek de bir saatlik bazda bir alt sinyalimiz gelmiş. Fakat bulutun altında geldiği için güçsüz bir alt sinyali olarak gelmiş yani. Şu anda bir sata doğru gidiyoruz. Sat sinyaline doğru. Ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar MACD'ye bakın ala gidiyor gibi şu anda mavi yukarıya ayrışmış durumda saatlik bazda. Bakalım nasıl bir sinyal gelecek. MACD'de mavi yukarıya doğru ayrışırsa burada bir saatlik bazda sat sinyali gelmeyebilir ve kendisini tekrardan bulutun üst kısmına atmak isteyebilir arkadaşlar. Zira zaten hareket de yeterince yatıya bağladı. Yavaş yavaş da sıkışıyor zaten. Buna dikkat etmişsinizdir. Hareket sıkışmaların ne anlama geldiğini zaten önceki analizlerden öğrendik arkadaşlar. Ve birçok kez nasıl çalıştığına da şahit olduk. Yani şu anda da bir hareket daralımına doğru gidiyoruz. Bir kırılım gelmesi yakındır arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'de durumlar böyle. Yani geri çekilmesi durumunda 4 saatlik bazda bir sat sinyali gelirse bir saatlik bazda şurada bulutumuzun üst kısmı dostlarım 8800-8900 dolarlara denk geliyor. Yani buraları tekrardan iğne atmak isteyebilir. Yukarıdaki hedefimiz ise benim yani burayı test etmesini beklediğim hedef 10.200 dolarlar arkadaşlar. O da bakın haftalık bazda bulutun üst kısmına denk gelmekte.
Şimdi hemen Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Ethereum haftalık bazda incelediğimiz zaman Ethereum'u tam gaz al sinyallerinin devam ettiğini görüyoruz. Ethereum daha yeni kendisini bunun içine atabildi. İlk denemesinde bakın atamamıştı. Düzeltme yapmıştı tam kırmızıya kadar. İkinci denemesinde kendisini bulutun içine attı. Peki bir sonraki hedefi neresi derseniz arkadaşlar. Bir sonraki hedefi bakın şurada bulutun, buradaki mumun üst kısmı olan seviye yaklaşık olarak 300-310 dolarlara denk gelmekte. Buralara kadar şu anda bir sonraki hedef olarak kendisine buraları kestiriyor Ethereum haftalık bazda. Şimdi günlük baza geçersek Ethereum'da dostlarım al sinyalleri bakın günlük bazda bir al sinyali daha bugün gelmiş. Çok yeni bir sinyalimiz var. Ve kırmızı ve mavinin üstünde fiyat almasına devam ediyor Ethereum. MACD şu anda o da daha yeni üretmiş al sinyalini. Yani daha yeni kesişmişler günlük bazda. Ethereum'da muhtemelen al sinyalleri gelecektir. Yukarıya doğru ayrışacaklardır. Daha yani bugün kesişmeler gerçekleşmiş durumda. 4 saat diye geçersek de 4 saatlik bazda arkadaşlar bir sat sinyalimiz gelmiş. Bulutun üst kısmında gelmiş sat sinyali. Yani küçük bir sat, bir alt seviyesi bulutun üst kısmı olması beklenir. Ama arkadaşlar burası şu an 4 saatlik baz. Buradaki her bir mum 4 saatte oluşuyor. Ve dikkat ederseniz de bakın şuralarda bulutumuzun seviyesi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmakta. Yani bu fiyat buralara ne zaman gelecek enstrüman? Bakın aşağıda yazıyor. Yani gece saat 23 sularında mesela buralarda olacak fiyat. Yani yarından itibaren bulutumuzun üst kısmı artık 268 dolarlar olacak. Yani şu anki fiyatlar olacak. Ve dostlarım MACD'de bakın şuralarda da sat sinyalini üretmiş. Tam zirvelerde vermiş sat sinyalini. Bunun etkisiyle bakın şu anda yavaş yavaş yatıya bağlamış durumda. Önümüzdeki saatlerde tekrardan MACD'de bir al sinyaline doğru gidebiliriz. Şu anda sat sinyali mevcut. Ama arkadaşlar bulutun üstünde gelmiş. Yani buralarda bir tekrardan ala çevirirse bu güçlü bir al sinyali anlamına gelecektir. Yani buradaki sat sinyalinin etkisiyle bulutun bir alt seviyemiz bulutun üst kısmına çekilmesi beklenir enstrümanın. Fakat arkadaşlar bakın burada bulutun da yükseldiğini görüyoruz. Ve burası 4 saatlik baz olduğu için yani her 4 saatte bir mum ileri atacağı için arkadaşlar muhtemelen yarın biz fiyatı artık buralarda göreceğiz. Yani ondan sonra bulutumuzun üst kısmı seviyesi 267-268 dolarlar olacak. 1 saatlik baza geçersek de dostlarım bakın şurada bir al sinyalimiz gelmiş. Bu al sinyalinin etkisiyle bulutun altına doğru hareketler gerçekleştirmiş enstrüman. Yani ilk denemesinde kıramamış ama şu anda bakın bulutun çok ince bir yerinde fiyatlanıyor. Yani burayı çok rahat geçebilir arkadaşlar. Şu an bir salt sinyaline doğru gidiyoruz. Ama gelecek mi gelmeyecek mi takip edilmesi gerekiyor. Gelse bile arkadaşlar burası 1 saatlik baz olduğu için burada bildiğiniz gibi al sat sinyalleri hızlı geliyor. Şimdi XRP'ye geçelim dostlarım. XRP haftalık bazda bakın bulutun alt kısmına iğneler atmaya başladı. Bakın şurada bulutun altında tabi bulut da giderek aşağı iniyor direncimizde. Zaten XRP için en güzel senaryo bulutu şuralardan kırması diye konuşmuştuk inceldiği yerden. Ama şu anda yavaş yavaş bulutun alt kısmına iğneler atmaya başladı. Ve haftalık bazda al sinyalimiz zaten yeni geldi arkadaşlar. Günlük baza geçersek de dün biraz hareketlendi XRP. Zaten bir önceki videomuzda hatırlarsanız XRP'nin ilk hedef olarak daha önce iğnelediği şu bölümü hedef olarak vermiştik size. Ve günlük bazda dostlarım bakın al sinyali zaten yeni gelmişti. O al sinyalinin etkisi zaten gelir gelmez 47 centlere doğru hareketler gördük enstrümanda. Şu anda da bakın geri çekilmesini tam kırmızıya kadar yaptı. Şu an kırmızıdan tekrar alıcısını buldu ve 43 centlerde fiyatlanmasına devam ediyor. Ve günlük bazda da al sinyali devam etmekte. Şimdi burayı kırması durumunda burayı artık 3 kez iğneledi yani XRP. Bir sonraki hedefi arkadaşlar 52 centler olacaktır. Sonrasında sırayla 57 centleri bekliyoruz. Yani artık burayı 3. denemesi muhtemelen bir sonraki denemesinde kıracaktır artık. Çünkü arkadaşlar buradaki artık satıcılar bu hareketlerle artık iyice boşaltılmış duruma geldi. Şimdi 4 saatlik baza geçersek de dostlarım 4 saatlik bazda bir sat sinyali gelmiş. Bu seviyelerde bir sat sinyali mevcut şu anda. Ripple'da MACD'de bu tam zirvelerde sat sinyali üretmiş. Yani burada da bu sat sinyalinin etkisiyle bir alt kademe olan bulutun üst kısmına geri çekilmek isteyebilir. Ama arkadaşlar bakın artık bulutumuz da yükseliyor. Yükseldiğini görüyoruz. Buradaki her bir mum 4 saatlik bazda oluşacağı için yani şuralarda bulutun üstüne değmek isteyebilir. Oralarda yaklaşık olarak 42 centlere denk gelmekte. 1 saatlik baza geçersek de arkadaşlar burada da bir al sinyali gelmiş. O al sinyalinin etkisi bulutun alt kısmına doğru hareketler yapmak istemiş ama biraz zayıf kalmış.
Şu anda alt sinyali devam ediyor. Bir saatlik fazla da MACD şu anda alt sinyaline devam ediyor arkadaşlar. İçimoku bulutu da alda. Bulutun üst kısmının seviyesi de arkadaşlar 44 centlere denk geliyor. Yani buradaki alt sinyallerin devam etmesi durumunda ilk hedef olarak burada 44 centleri bir saatlik fazla denemek isteyecektir enstrüman. Şimdi hemen Litecoin'e geçelim arkadaşlar. Zira Litecoin'de güzel sinyaller var. Zaten biliyorsunuz Litecoin önden gidiyor. Şimdi geçen 2 yükselişlerde Litecoin bir miktar düzeltme yaptı. Ama onun öncesine bakarsanız önce Litecoin yükseldi. Sonra diğer coinler sırasıyla Litecoin'e benzer hareketler yaptı. Zaten biz bunu Litecoin bu hareketleri yaparken söylüyorduk arkadaşlar. Ve şu anda diğer coinler biraz yatağa bağlamışken Litecoin'de güzel sinyaller mevcut. Bugün de bakın %3 civarında bir kar yazdı. Şimdi arkadaşlar Litecoin'de bulutun haftalık bazda bulutun üst kısmı bu seviye 162 dolarlara denk geliyor. Yani şu anda muhtemel hedefi 162 dolarlar olacaktır Litecoin'in. Ve haftalık bazda tam gaz alt sinyalleri devam ediyor. Ve arkadaşlar RSI'de bakın 70 bin üstünde fiyatlanıyor ve herhangi bir uyumsuzlukta bulunmamakta. Günlük baza geçersek arkadaşlar günlük bazda bakın alt sinyali tam gaz devam ediyor. Kırmızı da yönünü iyice yukarıya doğru çevirmiş. Mavi de yönünü yukarıya doğru çevirmiş. Yani artık giderek destek direnç seviyelerimiz de yükseliyor. Yani önümüzdeki günlerde artık yani 137 dolarlar şu anki bulunduğu fiyatlar Litecoin'e önemli destek olacak. Yani bu kırmızı ve mavinin yukarıya doğru hareket etmesi de bu açıdan önemli. Bakın bulutumuz da arkadaşlar yukarıya doğru açılmaya devam ediyor. Ve dostlarım şu anda kendisine bakın kırmızı ve mavi dirençlerimiz destek olarak yapıp yoluna devam ediyor. Burada da görüyorsunuz kendisine günlük bazda kırmızı ve maviyi destek yaptığı sürece her zaman enstrüman yeni zirvelere gitmek istiyor. Şu anda da kırmızı seviyeyi kendisine destek edinmiş durumda. 4 saatlik bazda geçersek de 4 saatlik bazda arkadaşlar bakın şurada bir sat sinyali gelmiş sonra hemen ala çevirmiş. Şu an al sinyali yeni gelmiş arkadaşlar. Bakın şu an al sinyalinde ve bulutun üstünde gelmiş. Bu al sinyali güçlü bir al anlamına geliyor. Ve zaten enstrüman da bakın tam bulutun üst kısmından dönmüş durumda. Aslında demek istediğim hareket daha yeni Ethereum'da XRP'de demek istediğim hareketi şu anda Litecoin yapmış arkadaşlar. Hatırlarsanız daha yeni XRP ile Ethereum'u analiz yaparken buralardaydı. Ve bulut yükseliyor demiştim. Yani buradaki sat sinyalinin etkisiyle bulutun üstüne değmek ister. Bir miktar geri çekilir ama her bir bunun 4 saatlik bazda oluştuğu için buralarda değmek isteyebilir demiştim. Bakın Litecoin aynı hareketi yapmış aslında. Önden giden bir coinimiz zaten. Bakın burada sat sinyalini üretmiş. Direkt burada bulutun altına değmemişti. Bakın şurada bulutun üst kısmında burada değmemişti. Bakın burada bulutun üst kısmına değiyor. Ve sonrasında tam buradan sekmiş dostlarım. Daha yine aslında XRP ve Ethereum'da size böyle bir hareketi tarif etmeye çalışmıştım. Şimdi güzel sinyaller var dedik. 4 saatlik bazda bakın MACD alıma geçmiş arkadaşlar. RSI 70.000 seviyelerine çok yakın. Ve Ichimoku buldu. 4 saatlik bazda daha yeni al sinyali üretmiş. 4 saatlik bazda şu anda Litecoin'de çok güzel çok güzel sinyallerimiz mevcut. 1 saatlik bazda geçersek de arkadaşlar bakın al sinyali buralarda gelmiş. Buraların etkisi tabi bulutu ilk denemesinde kıramıyor. Bakın geri çekiliyor. Bir daha deniyor bulutun üst kısmını. Ve burada kendisini bulutun üstüne atıyor dostlarım. Ve bakın artık harekette sertleşecek hacimli mumlar görmeye başlamışız zaten. RSI'de kendisini 70.000 üstüne atmak üzere. Bakın burada gecikken spenimiz de son direnç kısmından, bulutun üst kısmından kurtulduğu zaman hareket nasıl sertleşmeye başlıyor dostlarım. Yani şu anda Litecoin'de güzel sinyaller mevcut. Hedef olarak da arkadaşlar haftalık bazda bulutun üst kısmı diyorum. Tabii bu haftalık baz buraya bir anda gelmeyecektir. Ama hedef olarak burayı verebiliriz. Burası da 162 dolarlara denk gelmekte. Şimdi Litecoin'in de takip edilmesi önemli dostlarım. Zaten gördünüz. Yani Litecoin önden gidiyor. Diğer coinlerde Litecoin'e benzer hareketler yapıyorlar. O yüzden Litecoin'in yaptığı hareketler de aslında bize yön çizmemiz açısından önemli hareketler oluyor. Şimdi XLM'ye bakalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da XLM'yi niye atlıyorsun diye soruyorlar. Yani bunu her defasında söylüyorum dostlarım. Yani haftalık bazda yeterli veri olmadığı için biraz çekiniyorum şey yapmaktan. Yani çekinmemin sebebi de sizi yanlış yönlendirmemek için. Ama zaten XRP ile benzer hareketler yapıyor diye birçok kez söylüyorum XLM'yi de. Yani XRP için yaptığımız analizler aslında XLM için de geçerli diyebiliriz. Çok benzer hareketler yapıyorlar. Yani yükselişler de aynı zamanda geliyor. Sinyaller de aynı zamanda geliyor. Haftalık bazda baktığımız zaman
Bulutumuzun üst kısmı dostlarım. Yani 20 santlere denk geliyor. Yalnız burada değmek istemeyebilir. Burada yatıya bağlayıp şuralarda da değmek isteyebilir. Bulutun alt kısmında bu da yaklaşık olarak 14 santlere denk geliyor. Yani Ripple'a benzediği için Ripple gibi buralarda yatıya bağlayıp bulutun iyice azaldığı yerlerde, bulutun iyice inceldiği yerlerde arkadaşlar bulutun altına değmek isteyebilir. Ve aynı senaryoyu XRP için de konuşursak, XDM için de konuşursak, bakın şurada bulut iyice inceliyor dostlarım. Buradan kırarsa aynı XRP'de olacağı gibi sert hareketler yapar ve tüm bu yataya bağlamaların acısını çıkartır arkadaşlar. Haftalık bazda durumlar böyle. Günlük baza geçersek de günlük baza baktığımız zaman bir al sinyali gelmemiş. Ama şu anda bir al sinyaline doğru gitmekte enstrüman. Buradaki al sinyali gelirse arkadaşlar tekrardan bakın şurada daha önce iğne attığı şu seviyelere, yani 16 centlere doğru hareketler görme ihtimalimiz yüksek. Tabi ondan önce bakın şu seviye 14 centlere denk gelmekte. Burada kapanışlar yapmış. İlk olarak burayı hedefleyecektir. Ardından da bakın şu iğnelediği yerlere doğru hareketler görme ihtimalimiz yüksek. Buradaki al sinyalinin gelmesi durumunda 4 saatlik baza geçersek de 4 saatlik baza sat sinyalinin etkisiyle tabi bulutun alt kısmına çekilmiş şu anda enstrüman. Yani burada bir geri çekiliyor. Sonra gene denemiş. Yine şu anda buradan sekme ihtimali yüksek. Yani şu an uyumsuzluğa bakıyorum. Uyumsuzluk var mı diye. Yani burada ikili dibe benzer bir oluşum yapabilir mi diye baktım. Yani yapabilir arkadaşlar. Tabi çok net değil ama. Yani çok belli olmadığı için. O yüzden sinyalleri takip etmek daha önemli. Şu anda MACD bir yataya bağlama söz konusu. MACD buralarda bir alt sinyali getirirse eğer. Buradan yukarıya döner yani. Zaten burada MACD'den bir al gelmesi durumunda. Bunu da Ichimoku bulutu takip edecektir. Yani haftalık bazda o verilerin eksik olması beni XDM analizlerden biraz uzak tutan nokta arkadaşlar. Ama genel olarak uzun vade için yani güzel sinyaller mevcut. Yoksa yani kripto paraya güvenmemem gibi bir şeyle alakası yok şu anda. Yani şu an 1 saatlik fazla geçtiğimiz zaman da 1 saatlik fazla şu anda bir salt sinyaline doğru gidiyor ama daha gelmemiş arkadaşlar. Yani MACD'den de şu an net bir sinyal yok. Kırmızı ile mavi şu anda kesişmiş durumdalar. Mavi yukarıya doğru ayrılırsa kendisini tekrardan bulutun üst kısmına atmak ister enstrüman. Ama şu anda gördüğünüz gibi tam kesişme durumlarındalar. O yüzden net bir şey diyemiyoruz. Burada da bakın Ichimoku bulutunda da kırmızı ile mavi şu anda kesişmiş durumda. Ama ne tarafa ayrılacaklar? Bunu takip etmek gerekiyor. Saatlik bazda bunları takip edebilirsiniz. Yani yön tayini yapmak için. Şimdi Neo'ya bakalım arkadaşlar. Neo'nun da çünkü bayağı bir takipçisi bulunmakta. Şimdi Neo için zaten 3-4 gün önce bir analiz yapmıştık. Oradaki analizlerimiz hala geçerli. Bakın haftalık fazla al sinyalini üretmiş. Al sinyali gelmiş. Daha geriden baktığımız zaman da zaten o zamanlarda fiyat olarak iyi yerlerde olduğunu söylemiştik. Hatta XRP gibi bir grafiğin XRP'ye benzetmiştik. Hatta sıkıntıları da aynı diye konuşmuştuk. Zira bakın. Burada onun da Neo'nun da aynı XRP'de olduğu gibi bulutu çok kalın olduğu için hareket alanı biraz dar arkadaşlar. Al sinyalleri de yeni gelmiş haftalık fazla. Hedef olarak da bulutun alt kısmına değmek isteyecektir. Bulutun alt kısmının seviyesi de eğer buralarda yatay bağlayıp şurada değmek isterse arkadaşlar 16 dolarlara denk gelmekte. Yani uzun vade için tam gaz al sinyalleri devam ediyor ve şu anda enstrüman çok çok diplerde olduğunu da görüyoruz. Günlük baza geçersek günlük bazda takip edeceğimiz nokta arkadaşlar şu dirençlerin üstünde mi? Bakın gördüğünüz gibi bu dirençlerin üstünde fiyatlanıyor. O yüzden şu anda hedefleri yeni zirveler olacaktır zaten. Bakın burada bir sat sinyali gelmiş. Buradaki sat sinyalinin etkisi de bir alt kademe olan bulutun üst kısmına geri çekiliyor. Tam buradan sekiyor arkadaşlar. Ve şu anda da günlük bazda al sinyali gelmiş durumda. Yani Ichimoku bulutu güzel biçimde çalışıyor Neo'da. Çünkü arkadaşlar yani haftalık bazda vesaire falan yeterli veri bulunuyor. 4 saatlik baza geçersek de buralarda bir salt sinyali gelmiş. Tabi bulutun üstünde gelmiş. Yani giderek bulutumuzun üst kısmına yükseliyor şu anda. Yukarılara doğru çıkmakta. Yani bulutun üstünde gelen bir salt sinyaliyle bulutun üst kademesine geri çekilme beklenir Ichimoku bulutuna göre. Ama bulutumuz da yükselmekte şu anda. Ve arkadaşlar burada bakın MACD'de yataya bağlamış durumda. Yani bir al sinyali gelmesi de yakın artık. 1 saatlik baza geçersek de dostlarım burada gelen al sinyalinin etkisiyle bakın yavaş yavaş yukarıları zorluyor. Yani bulutun ilk olarak altını zorlamış bir geri çekilmiş şu anda tekrardan zorluyor. Kırarsa arkadaşlar buranın üstünü bildiğiniz gibi sert hareketler yapar. Zira bakın şu anda
MACD'de alıma geçmiş durumda. Takip edilmesi gereken nokta dostlarım Bulut'un üst kısmı. Yani gecikken spendimiz de bakın şuralarda Bulut'un üst kısmı kırdığı zaman yaklaşık olarak 14 dolarlara denk geliyor. Yani 14 dolarları aşarsa enstrüman saat bazda sert hareketler yapar dostlarım. Peki nereye kadar sert hareketler yapar derseniz günlük bazda bakın daha önce zaten daha önce denediği seviyelere ulaşmış zaten. Yani şu anda 3. kez 3 kere zorlamış aynı XRP'de olduğu gibi. Yani bir sonraki zorlamada artık burayı muhtemelen kıracaktır. Çünkü bakın şuradaki seviye 3 kez iğnelenmiş. İlk olarak hedef olarak tabii kırması için geçmesi gereken seviye. Bakın şuradaki daha önce en yüksek iğne attığı seviye olan 15 dolarlar. Burayı kırarsa yukarıya doğru hareket kopacaktır. Peki nereye gitmek ister derseniz de haftalık bazda Bulut'un alt kısmına değmek ister arkadaşlar. Genel olarak durumlar böyle arkadaşlar. Bitcoin'de yorumlayacak olursak piyasayı. Şimdi benim Bitcoin'deki hedefim burada gördüğünüz gibi Bulut'un üst kısmı arkadaşlar. O da 10.200 dolarlara denk geliyor. Yani Bitcoin'i ve Litecoin'i takip etmek gerekiyor. Litecoin de bildiğiniz gibi önden gidiyor. Onun hareketlerine bakarak da biz kripto paralarda yön tayininde kullanabiliyoruz. Zira bildiğiniz gibi benzer hareketler yapıyorlar. Şu anda Litecoin'de güzel sinyaller mevcut. Bakalım o da Bulut'un üst kısmına değebilecek mi? Muhtemel hedefler şu anda haftalık bazda Bulut'un üst kısımları. Yani burası 1 saatte 2 saatte gelecek demiyorum arkadaşlar. Ama hedefimiz şu anda günlük bazda gördüğünüz zaten kırmızı ve mavinin üstünde kaldığı sürece her zaman yeni zirvelere gitmek istemiş enstrüman. Ve şu anda da günlük bazda kırmızı ve mavinin üstünde fiyatlanmasına devam ediyor. Ve arkadaşlar hedefimiz de haftalık bazda Bulut'un üst kısmı şu anda Bitcoin'de. Yani Bitcoin'in yapacağı hareketler tüm coinleri ilgilendirdiği için şu anda Bitcoin'in hareketlerini ve Litecoin'i, Litecoin'de önden gittiği için önemli. Litecoin'in hareketlerini takip etmek önemli. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.